İstanbul'un eleğin zaten boyutlarına göre farklı farklı boyutları var. Üzerinde yazıyor zaten, görüyorsunuz. Sallıyoruz. Daha sonra bakın şunu gösterelim. Yeterli. Bakın. Burada en üst büyük çaplar kalıyor. Bir tane. Hatta şöyle devam et. Devam ediyoruz. Biz bunları tekrar tek tek aslında kalan çapı en son kaç gram kaldığını makineden çıksan da. Yasin abi. Benim odamda Muammer Hoca'dan da rica edebilirsin. Tamam mı? Hadi hayırlı arabanın motor yağını normalde dizel ve benzinde kilometreleri 10.000'de 15.000'de bir ölçülmesi gerekiyor. Biraz normal. Hiç bu gazete yansıyor. Ben fotoğraf çekmiyorum. Siz çekiyorsunuz. Bayan gözlüğü atölyede bütün makamlı ceket. Şunları söyleyeyim. İnşaat bölümü bayan bir türlü şey yapamıyorlar. Hani dışarıdan bir şey algısı var. Erkek inşaat yapar. Ama tam tersi, ben çizmeyi de ayağıma giydim. Sıva da yaptım. Fayans da ördüm. Duvar da ördüm. Yani hiç gocunmadım. Tam tersi öğrencileri daha çok motive ediyor. Yani ben o çizmeye girmekten müthiş sevgi alıyorum. O sıva kokusu bana bir başka geliyor. Hani bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Benim sayemde bayan öğrencilerin de bakış açısı çok değişti. Mesela Oft'taki bayan öğrenci inşaat sayımız da çok arttı. Aynı şeyi burada da yapmaya çalıştım. Artık inşaat öğretmenliği yetmedi bana öğretmenlik. Ben biraz daha farklı olarak, idareci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Ve bunu bir meslek sesinde yapacağım. Ve bir bayanın neler yapabildiğini inşallah hep birlikte göstereceğim. Bir bayanın aslında yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani bir bayana bence hiçbir şey öyle atfedilmemeli. Ben elimden geleni yapıyorum inşallah. Tüm bayanlar aynı şekilde. Biz 5 kız kardeştik. Ve Diyarbakır gibi bir yerde herkes babama neden kız çocuklarını okutuyorsun derdi. Ve bir memur maaşıyla ben tamamen kız çocuklarımı okutacağım dedi. Ve hepimiz de okuduk şu an. Şu an görevde olmayan hiçbir kızım şeyimiz yok. Kız kardeşim yok. Hepsi biri polis, biri öğretmen, biri mali müşavir. Bir öğretmenimiz daha var. Bir de bir muhasebecimiz var. En büyük destekçim babam, babamdan sonra eşim. Yani özellikle bu müdürlük şeyinde yapamazsın. İki çocukla yapamazsın, bayansın yapamazsın. Ama eşim tam tersi. Bir hafta ben gece yaralarına kadar eve gittiğimi biliyorum. Ve iki çocuğuma da o baktı, destek verdi. Şu an onun sayesinde şu an buradayız. Bir bayan aslında istediği zaman her şeyi yapabilir. Aslında biz bayanlar daha güçlüyüz. Erkeklerden çok çok daha güçlüyüz. Lütfen herkes kendince bir şeyler yapsın. Bir şeyler yapabildiğini göstersin herkese. Bu imajı biz bir yıkalım yani. Bu tabuyu bir yıkalım. İlk bayan müdür yardımcısı da bendim. İlk bayan, ilk müdür de benim şu an. Ben bunun gururunu yani müthiş bir gurur yani benim için. O çok gurur duyuyor. Yani onun gururu bir başka onun için yani. Diyor ki benim zamanımda bir an müdür olsaydı ne olurdu bilmiyorum. En başından beri en büyük destekçim eşim, ona çok teşekkür ediyorum gerçekten burada. Öğrenci olarak erkek çoğunlukta, hem öğretmen olarak erkeğin olduğu çoğunlukta olduğu bir okuldayım. Ve ben bu zorluğun içinde olduğum için bile bile geldim hani. Yani bu etiketi yıkmak benim için çok önemliydi gerçekten. Yani ben herkes bunu çok farklı. Mesela etraftaki okullar, esnaf bile bir bayanın elinin değdiğini bunu söylüyorlar. Burada bundan sonraki tek hedefim kadınlar üzerindeki algıyı kırmak kadar meslek liseleri üzerindeki bu algıyı da kırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.